Bueno, el equipo está a un nivel muy bueno, hemos trabajado muy bien y mucho en estas 6, 7 semanas. Estoy contento con todos los jugadores, estoy contento con el nivel físico que tenemos. Claro que de día a día vamos a estar mejor, porque los jugadores no han sido habituados a trabajar tan duramente como hemos trabajado estas semanas y les cuesta un poquito, les cuesta, pero para nosotros ha sido muy importante ganar el primer partido en casa, lo hemos hecho y bueno, digo, de día a día vamos a ir a más, físicamente, tácticamente y en todos los aspectos. Takımın genel fiziksel seviyesinin gayet iyi olduğunu, çok iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim size. 6-7 haftalık bir çalışma süreci geçirdik. Bu çalışma sürecinde gayet iyi geçirdiğimizi, yoğun geçirdiğimizi yine ifade edebilirim size. Çünkü belki de oyuncuların aslında genel olarak çok fazla alışkın olmadığı bir yoğun dönemden geçirdik. Çok sık çalıştık. Oyunculara iyi yüklemeler yaptığımızı düşünüyorum ama oyuncuların bize geri dönüşlerinden ve şu an içinde bulunduğumuz, oyuncularımızın bulunduğu seviyeden gayet mutlu olduğumuzu ve yaptığımız bütün çalışmalardan da aldığımız geri dönüşlerden, oyunculardan aldığımız o geri dönüşlerden de mutlu olduğumuzu ifade edebilirim. Tabii ki bu aslında bir süreç çünkü daha iyiye gidecek ve gün gün daha iyi olacak. Ama bizim adımıza hem bunları yaparken hem de maç kazanabilmek önemliydi. İlk maçımızda sizin de bildiğiniz gibi içeride oynamamız dolayısıyla o maçı kazanabilmek, içeride bu mutluluğu yaşayabilmek bizim için çok önemliydi. Ama şu an dediğim gibi gayet iyi bir seviyedeyiz ve bunu da daha üzerine koyarak gideceğiz. Transfer sezonunun kapanmasına kadar tabii ki bizim de çalışmalarımız sürecek. Şu an için kafamızda olan planımız en az 4, en fazla 5 oyuncuyu aramıza katmak. Pozisyon sorduğunuz için şunları ifade edebilirim. Stoper pozisyonunda bir oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz. Çünkü Joaquin ve Hüseyin'in bildiğiniz gibi sakatlıkları vardı ve şu an elimizdeki stoper oyuncusu sayısı azaldı. Dolayısıyla stoper pozisyonunu güçlendirmek istiyoruz. Yine aynı şekilde santrafor pozisyonunda bir oyuncu arıyoruz. Yine onu da aramıza katmayı düşünüyoruz. Yine aynı şekilde bir kanat oyuncusunu aramıza katmayı düşünüyoruz. Ve orta saha bölgesinde de 6-8 oynayabilecek iki oyuncu ya da belki de dediğim gibi 6 oynayabilecek bir oyuncu, 8 oynayabilecek bir oyuncu orta saha pozisyonunu da bu şekilde bir ya da iki oyuncuyla güçlendirmeyi düşünüyoruz. Geldiğim ilk andan itibaren aslında genç oyuncularla çalışabileceğimi, onlarla iyi bir iletişim kurabileceğimi gösterdiğimi düşünüyorum ben de. Çünkü geldiğimiz o ilk dakikadan itibaren onlara şans verebilmeye, onlarla hep beraber olabilmeye çalıştık. Zaten şu an sizin de bildiğiniz gibi U19 takımından 5 oyuncumuz sürekli idmanlarda bizimle beraberler. Ve onların arasında da tabii ki çok yetenekli, büyük oyuncular olabilecek, büyük potansiyeli olan oyuncular mevcut. Ama tabii ki bu genç oyunculardan bahsettiğiniz bu süreçte aslında bu bir zaman işi. Bir anda, bir günde bu olabilecek bir şey değil. Süreç içerisinde daha iyiye giderek, daha olumluya giderek büyük oyuncular olabilecekler. Ben de bunu göstermeye çalışıyorum oyunculara. Çünkü oyuncular bütün idmanlarda bizimle beraberler. Bu bahsettiğim U19 oyuncularımız. Onlar da hep bizimle beraberler ve bu idmanlarda kendini daha iyiye, daha doğruya götürmeye çalışıyorlar. Aslında genç oyuncu olarak baktığınızda farklı isimler de sayabiliriz. Bunların arasında Abdülkadir Ömür'ü sayabiliriz. Yine Eren Elmalı'yı sayabiliriz. Çünkü bu oyuncuların çoğu 2000, 2001 ve sonrası doğumlu oyuncular. Dolayısıyla bu oyuncuları da genç oyuncu olarak değerlendirebilirsiniz. Ve onların önünde de tabii ki yine bu takımın kulübün politikası gereği hem yetiştirip hem de mücadele edebilmek, hem de en tepede olabilme mücadelesini sürdürebilmek, yarışabilme mücadelesi her zaman var. Takımın her zaman politikası bu yönde oldu. Biz de bunu sürdürmeye, oyuncular yetiştirebilmeye çalışıyoruz yine tabii ki aynı şekilde de yarışarak da mücadele edebilmeye çalışıyoruz. Bizim takımımızda takımımızın yıldızı takımımız olacak. Biz çünkü diğer İstanbul takımları gibi maddi anlamda onlarla bu yarışı sürdüremeyiz. Bizim onlarla yarışı sürdürebileceğimiz imkan saha. Çünkü neler yapabileceğimizi biliyoruz. Taraftarımızın bize neler, nasıl destek verdiğini, neler verdiğini hep yanımızda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz de tabii ki onlarla her zaman saha içerisinde yarışarak ama maddi anlamda, bu ekonomik anlamda bu savaşın içine girmeden yine biz takımımızı kendimizin farkında olarak, neler yapacağımızı bilerek, yapabileceklerimizin farkında olarak bu yarışı sürdürebilmek istiyoruz. Gerçekten çok olumlu düşünüyorum bu konu hakkında ve geleceğe çok pozitif baktığımı söyleyebilirim ben bütün konular hakkında. Ve dediğim gibi kulübün politikası gereği biz hem yetiştireceğiz hem de aynı şekilde de yarışmaya devam edeceğiz. Ama bu bahsettiğim yarış diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi maddi, ekonomik anlamdaki bir yarış değil. Saha içerisinde o varlığı sürdürebilmek tabii ki kolay olmayacaktır. Ama bunu yapabilecek tabii ki de gücümüz var.
Sakatlıklarla ilgili şöyle bilgi verebiliriz. Fernandez'le başlamıştınız siz de. Biz de onunla başlayabiliriz aslında. Fernandez'in yaşadığı bir arka çapraz bağ sakatlığı vardı sizin de bildiğiniz gibi. Bu tür sakatlıklarda genelde beklenilen geri dönüş süresi 3 ay civarında bir süre. Dolayısıyla aslında Orsi'nin yaşadığı sakatlık gibi değil. Onunki biraz daha farklıydı. Çünkü onunki ön çapraz bağ sakatlığıydı. Bu sakatlıkta biraz daha erken dönebilme ihtimali oluyor. Dolayısıyla Fernandez'den beklentimiz Ekim ayının başında 1 Ekim gibi belki bizimle beraber olabilmesi. Dolayısıyla onun da o civardaki bir süreçte bizimle beraber olabileceğini tahmin ediyoruz. Yine Ors için yaşadığı sizin de bildiğiniz gibi ön çapraz bağ sakatlığı vardı. 6 ay boyunca bizimle olamayacağını zaten onun biliyoruz. Ocak ayının ortalarına doğru tahminimiz bizimle beraber yine olması, takıma katılabilmesi yönünde bir beklentimiz var. Ors'un sakatlığıyla alakalı. Daha başka oyuncularımızdan Hüseyin'den bahsedebiliriz. Hüseyin geçen sezon yaşadığı sakatlığa yakın bir sakatlık yaşadı ama bu seferki öyle ağır değil, daha şiddetli bir sakatlık değil. Çünkü doğru zamanda onu aslında durdurmaya çalıştık. Doğru ilerlemesin diye, sakatlığı artmasın diye doğru zamanda onu antrenmanlardan almaya çalıştık. Kasımpaşa maçıyla birlikte 2 haftalık bir süreç içinde baktığımızda Kasımpaşa maçıyla birlikte Hüseyin'in de bizimle beraber yine olabileceğini tahmin ediyoruz. Edin Vişcan'ın sizin de bildiğiniz gibi son maçta yaşadığı bir kasık sakatlığı vardı. Cumartesi günü aramızda olmasını beklemiyoruz kendisini. Rize Spor maçıyla bizimle beraber olabileceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki diğer oyuncularımız da sakatlıklar, ufak tefek sakatlıklar yaşayan oyuncularımız da vardı. Ama takım geneline baktığınızda hem bu oyuncularımız hem de takımımızın geneli gayet iyi bir çalışma süreci geçirdiler. Ve hep birlikte bütün yaptığımız çalışmalar çok iyi yanıtlar verdi. Dolayısıyla bütün hazırlık döneminin genel anlamda çok iyi geçtiğini de yine ifade edebilirim bu sözlerle birlikte. Ligle ilgili sormuştunuz. Ligin yarışmacı bir lig olmasını bekliyorum. Önümüzde tabii ki çok zor bir lig bekliyor. Ve her maçın kendi içerisinde bir ayrı zorluğu var. Bize düşen tabii ki kendi çalışmalarımızı yapabilmek ve kendi elimizden gelen en iyisini her maç gösterebilmek. Çünkü tabii ki siz kendi mücadelenizi vermek zorundasınız. Rakiplerinizin aldığı sonuçlar da önemli. Ama yarışmacı olabilmek için size düşer. Saha içinde çıktığınızda yapabileceğinizin, elinizden gelenin en iyisini verebilmek. Biz de bunun için çalışıyoruz. Benim oyun filozofim de aslında buna çok yakın. Siz de aslında biliyorsunuz takıma yakın olduğunu. Çünkü benim oyun filozofim her zaman çıkıp nerede olursa olsun, hangi sahada olursa olsun, rakip kim olursa olsun çıkıp kazanmak üzerine olan bir filozofi. Rakip Antalyaspor olabilir, rakip Galatasaray olabilir, maç içeride ya da dışarıda olabilir. Bundan tamamıyla bağımsız olarak bizim futbolcularımız çıktıklarında, bu çocuklar sahaya çıktıklarında her zaman her maçı nerede olursa olsun, şartlar ne olursa olsun kazanmak için çıkıyorlar. Biz de bunu uygulatmaya çalışıyoruz takımımıza. Aslında maç bu şekilde gelişti diye değerlendirebilirsiniz aslında. Tabii ki bu sizin de bahsettiğiniz gibi üzerinde çalıştığımız bir konu. Ama Galatasaray maçında bu konu daha da farklı gelişebilir. Maçın gelişimi daha farklı olabilir ve daha başarılı olabiliriz bu konuda. O pozisyona adapte olabilecek oyuncularımız var elimizde. Tonio Tekliç, Abtüş, yine Kerem de o pozisyona adapte olabilecek, o pozisyonda oynayabilecek. Dolayısıyla onları oynattığımızda da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız ve elimizden gelen en iyisini yine tabii ki yapmaya çalışacağız her zaman. Kimin oynayacağı bilgisini aslında çok fazla paylaşmayı düşünmüyorum. Dolayısıyla rakibimizin elinde kimi oynatacağımız, nasıl oynayacağımız bilgisini vermek gibi olabilir. Ama maçlar özelinde düşündüğünüzde son çalışmalarda, son antrenmanlarda gördüğümüz üzere Umut'u daha iyi gördüğümüz için daha hazır oynayacağımız oyuna, yapacağımız baskıya daha iyi bize yanıtlar verebileceğini düşündüğümüz için son maçta sizinle bahsettiğiniz gibi Umut Bozok'u kullanmıştık. İkisi de hazırlık maçlarında ve bu hazırlık sürecinde benzer dakikaları aldılar aslında. Birbirlerine yakın sayıda gol olarak baktığınızda birbirlerine yakın sayıda iş çıkardılar. Geçen sezon bizim geldiğimiz süreçten sonrakinde yani 8 maçlık oynadığımız o son 8 maçlık periyotta Umut Bozok sizin de bildiğiniz gibi 5 tane gol attı. Çok değerli bir oyuncu olduğunu görüyorum. Bazen yapılan yorumlarda kendisini değersizleştirdiğini görüyorum. Ama ben bunun neden olduğunu bilemiyorum açıkçası. Ben kendisinin çok değerli, çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de takım için mücadele veren, takım için çalışan bir oyuncu olarak görüyorum kendisini. Ve kesinlikle de burada olduğumuz süreç boyunca da Umut benimle beraber önemli süreler almaya, takım için önemli işler yapmaya devam edecek her zamanki gibi.